Herkese merhaba. Samsung'un 2016 model amiral gemisi Note telefonu Samsung Galaxy Note 7 bu ayın başında Amerika'nın New York şehrinde düzenlenen bir etkinlikte tanıtılmıştı. Galaxy Note 7 fazla vakit kaybetmeden Türkiye piyasasına da giriş yapıyor ve lansmandan kısa bir süre sonra görmüş olduğunuz Galaxy Note 7 test merkezimizde. Çok yakında detaylı incelemesini Teknoblog'da bulacağınız Galaxy Note 7'nin kutu açılışını hep birlikte gerçekleştirelim. Samsung'un Galaxy Note 7 akıllı telefonu Samsung Galaxy S7 için kapasitif ekran kalemlisi ve aynı zamanda tasarım açısından biraz daha not çizgilerini taşıyan versiyonu. Samsung biliyorsunuz geçen yıl Galaxy Note 5'i çıkarmıştı ancak bu yıl bir değişiklik yaparak 6'yı atladı. Note 6 yerine doğrudan Note 7'yi bu sene görüyoruz. Samsung Galaxy Note 7'nin teknik özellikleri Galaxy S7 ve S7 Edge'de hemen hemen aynı. Yine telefonda 8 çekirdekli işlemci var, 5.7 inç ekran var. Bu ekran her iki kenarda kavis yapmasıyla dikkat çekiyor. Böylelikle de ilk kez bir Note serisi amiral gemisi kavisli ekranla gelmiş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda Galaxy Note 7'nin siyah renkli versiyonu ve siyah renkli versiyonda görmüş olduğunuz gibi kenarlarda metalik çerçevede siyah renkte önde ve arkadaki camlarla bütünlük gösteriyor ve oldukça şık görünüyor bu şekilde bu telefon. Kutudan başka neler çıkıyor bakalım, ondan sonra Galaxy Note 7'ye tekrar geri dönelim. Kapağı kaldırmaya devam edelim. Burada telefonun SIM kart yuvasını açmayı sağlayan iğne ve kitapçıklar var. Şu şekilde iğne ve bunun dışında yine görmüş olduğunuz kitapçıklar, hızlı başlangıç kılavuzu, garanti belgesi ve diğer kitapçıklar mevcut. Görmüş olduğunuz gibi bir USB konektörü var. Galaxy Note 7'de USB-C portu var ve görmüş olduğunuz USB konektörü yardımıyla da telefona USB aygıtlarını bağlamak mümkün oluyor. Hızlı şarj özellikli bir seyahat şarj adaptörü ve görmüş olduğunuz USB kablosu da tahmin edeceğiniz üzere USB-C ucu barındırıyor. Böylelikle de Samsung Galaxy Note 7 ilk kez USB-C portu taşıyan bir amiral gemisi Samsung telefon olmasıyla dikkat çekiyor. Bakmaya devam edelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi klips var. Burada da bir tane adaptör daha görüyoruz. Samsung bu telefona micro USB, USB-C adaptörü de eklemiş. Bu şekilde USB, micro USB uçlu aygıtları da şarj kablolarını veya diğer aygıtları da bağlamanız mümkün olacak. Ve Samsung'un kulaklıkları, onu da açalım. Siyah renkli telefonun gövdesiyle uyumlu bir renkte gelen bir kutusu var. Ve içerisinde de görmüş olduğunuz gibi daha önce Galaxy S7 Edge, S7 ve aynı zamanda S6 serisi gibi cihazlarda görmüş olduğumuz o Samsung kulaklıkları Galaxy Note 7 ile de birlikte geliyor. Şimdi Galaxy Note 7'ye biraz daha yakından bakalım. Açılışını gerçekleştirelim, ilk tur atalım ve sizlere Galaxy Note 7 deneyimimizi, ilk deneyimimizi paylaşalım. Evet, Galaxy Note 7'nin kurulumunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir zaman alıyor Galaxy Note 7'nin ilk kurulumunu gerçekleştirmek. Tabii ki yedekten kurmak veya bir güvenlik yöntemi eklemek bu süreyi biraz da arttırıyor. Ve karşınızda söylediğimiz gibi Galaxy Note 7. Öncelikle tasarıma bakalım, daha sonra da yazılıma bir göz atalım. Galaxy Note 7, Galaxy S7 Edge ve S7 çizgisini yansıtan bir telefon. Zaten Samsung biraz da bütünlük yaratması amacıyla Note 6 yerine Note 7 olarak bu telefonu adlandırmayı uygun gördü. Telefonun arkasında yine 12 megapiksel kamera görüyoruz. Bu kameranın çıkıntısı bir hayli küçük. Kalp hızı ölçer ve LED flash yine arkada mevcut. Alt tarafa baktığımızda USB-C portunu, hoparlörü, mikrofonu ve 3.5 mm kulaklık jack'ını görüyoruz. S Pen çıkarma mekanizması bakımından Note 5'e benziyor. Kalem ucu biraz daha inceltilmiş. Böylelikle çok daha rahat bir kullanım sağlanıyor ve görmüş olduğunuz gibi yine Air Command adı verilen bir pencere var. Bu ekran üzerinden çeşitli S Pen özelliklerini kolaylıkla kullanmanız mümkün oluyor. Ve böylelikle de Samsung Galaxy Note 7'nin kapasitif kalem özelliklerini hızlıca erişmeniz ve kullanmanız mümkün oluyor. Gerçekten de S Pen oldukça rahat. İnceltilmesi, kalem ucunun inceltilmesi yazı yazma deneyimini biraz daha rahat hale getirmiş ve özellikle küçük harflerle yazı yazarken, küçük karakterlerle yazı yazarken de biraz da işler kolaylaşmış gibi görünüyor. Tabii ki daha fazla S Pen özellikleri ve S Pen ile ilgili yardımcıyı incelememizde bulacaksınız. Bunun dışında iris sensörü var. İris tarayıcısı mevcut Galaxy Note 7'de. Bu da lansman sırasında öne çıkarılan özelliklerden bir tanesiydi. İris tarayıcısı sayesinde telefonun ekran kilidini sadece gözlerinize bakarak, telefonu tutarak açmanız mümkün oluyor. Aynı zamanda iris tarayıcısıyla güvenli klasör olarak adlandırılan bir klasördeki içeriklere de erişmek mümkün hale geliyor. Bunun dışında Android 6 Marshmallow kullanıcı arayüzü yüklü olarak geliyor görmüş olduğunuz gibi ve kenar ekranlar, kavisli ekranlar dikkat çekici bir özellik. İlk kez bir Note amiral gemisi telefonunda bu
İki tarafa da kavis ekranı görüyoruz. Galaxy S7 Edge'de gördüğümüz Edge uygulamaları bu telefonda da mevcut. Bu sayede Edge uygulamalarını, Edge kişilerine hızlı şekilde erişmeniz, kenar ekranlarını daha verimli şekilde kullanmanız mümkün oluyor. Galaxy S7 Edge incelemesinde Edge uygulamalarının ve Edge kişilerinin oldukça pratiklik kazandırdığını, favori uygulamalara hızlı şekilde erişime olanak sağladığını söylemiştik. İşte o kolaylık şimdi Galaxy Note 7'de de kullanıcılara sunuluyor. Bunun dışında Samsung uygulamaları var görmüş olduğunuz gibi. Daha önceki Galaxy telefonlarından alıştığımız Galaxy S serisi telefonlarda da gördüğümüz uygulamalar mevcut. Bunun dışında yine Samsung'un sunmuş olduğu bir Samsung Notes uygulaması var. Samsung Notes uygulamasında da daha önce farklı isimler altında sunulan bütün not uygulamaları, S Pen uygulamaları tek çatı altında birleştirilmiş. Ve yine Google uygulamalarını görmüş olduğunuz gibi bir menü alt, bir klasör altında görüyoruz. Ve yine aynı şekilde Microsoft uygulamaları da S6 ve S6 Edge'de olduğundan beri aynı şekilde bu telefonlarda, Note 7'de de karşımıza çıkıyor. Word, Excel, PowerPoint, Skype gibi Microsoft uygulamalarını Samsung'un amiral gemisi telefonunda görmekteyiz. Galaxy Note 7 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı çok yakında yayınlayacağımız detaylı incelemede bulacaksınız. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.